Selam arkadaşlar. Bugün yeni bir oyun serisine başlıyoruz. Benim çok uzun zamandır size göstermek istediğim bir oyun. Kaçta kapatacağım ben bunu şimdi? Tamam. Şimdi şöyle, ben birçok oyun çekeceğim bu kanalda. Bir sürü oyun olacak. Ve geçmişte hep böyle oynayıp çok fazla bitirmediğim, hani bir oyun oynarsanız bir kere bitirirsiniz, üstüne aradan zaman geçer ve defalarca bitirirsiniz. Öyle olmayan ve yeterli değeri görmediğini düşündüğüm iyi oyunları size tanıtmaya çalışacağım. Bunda yeri gelecek işte 2017-2018 yapımı oyunlar olacak. Yeri gelecek yeni oynayıp çok beğendiğim 2020 yapımı oyunlar olacak. Sistemim iyi, istediğim oyunu oynayabilirim. Yeri gelecek şu an olduğu gibi hafif eski, hafif yeni oyunlar olacak. Bu oyun eski bir oyun. Çok eski değil, çok yeni de değil. 2007 ya da 2010 çıkışlı olması gerekiyor ama dönemine göre iyidir grafikleri. Bunu göstereceğim. Hikayesi muhteşem. Oyunda kara mizah bulunuyor. İlerlemeli RPG denilebilir. Önce menüden başlayalım. Split screen kısmında şeyi açıklıyor. Multiplayer oynarken ne olduğunu. Ups. Aynen, tamam. Credits'i biliyorsunuz ne olduğunu. Options kısmı. Bir menüyü de tanıtmak istiyorum size. Multiplayer oynanabiliyor oyun. İlerlemeli değil. Hayatta kalma modu var. Birlikte arkadaşınızla oynayabiliyorsunuz. Hayatta kalabildiğiniz kadar sürekli böyle düşman dalgaları geliyor falan. Ya da versus birbirinize karşı oynuyorsunuz. Load game biliyorsunuz new game'i. Şimdi oyunda altyazılar olacak. Ben o altyazıları elimden geldiğince size çevireceğim de oyunun hikayesiyle alakalı. Oyunun muhteşem bir hikayesi var gerçekten. Steam'de falan vardır bu oyun. Oradan beğenirseniz satın alabilirsiniz ya da başka şekilde elde edeceğim diyorsanız size kalmış. Ama orada yorumlara falan bakarsanız, işte görüşlere falan bakarsanız son derece olumluydu genelde. Göreceksiniz. Herkes tarafından beğenilen muhteşem bir oyundur. Diyelim ve başlayalım. Legendary'de oynamayacağım. Normalde oynayacağım. Çünkü o kadar zorken size oyunu anlatamam. Ben bir yandan böyle anlatıp bir yandan da oynamak istiyorum. Burada bu burası diyor. Gözüne biraz asit dökün de kendine gelsin diyor. Bu o diyor, bizi arıyormuş bunlar. Efendim, kötülük size gerçekten yakışıyor diyor. İlerleyin diyor, yapılacak bir sürü kötülük var diyor. Her tarafın şimdiden korkuyla dolduğunu hissedebiliyorum diyor. Şimdi olay şu. Ben size kısa bir özet geçeyim. Ne oluyor Mert diyeceksiniz muhtemelen. Bizim bu karakterimizin ismi Overlord. Yani bilindiği isim. Kendi ismini bilmiyoruz. Biz Overlord'uz. Şu an ben yönetiyorum. Biz Overlord'uz ve Overlord kötülükler lordu. Oyunun bu hikayesinde. Yani biz kötüyüz. Amaç kötü olmak fakat iyi olmayı da seçebiliyor. Ama genel amaç kötü olmak. Fakat bunda, bu oyunda öyle bir yapmışlar bu kötü olmayı. Nasıl diyeyim? Komik ve kötü olmak hoşunuza gidiyor diyebilirim. Çok güzel bir oyun. İzleyeceksiniz şimdi. Bu minyonlar da şu gördükleriniz. Diyor ki, I'm Gnarl diyor. Şu tepesinde ışığı olan. Şimdi tam spesifik çeviremem size. İngilizcem iyidir fakat kesinlikle kusursuz değil. Elimden geldiğince söylüyorum. Az önce gördüğünüz arkadaş Gnarl, minyonların şefi. Bu minyonlar da bizim hizmetkarlarımız. Gnarl da ben de onların, sizin hizmetkarınızım ve karanlığa hizmet ederim falan filan gibi şeyler söyledi şu an. Minyonların da şefi. Kaslarınız tekrar yerine oturacak, tekrar güzel işler yapacaksınız falan demeye çalıştı diyebilirim. Şöyle boşlukla düz vuruşlarımız var ama asıl olayımız tabii ki bu değil. Yani bütün oyun böyle vurarak ilerlemeyeceğiz. Hatta biz Overlord olarak şunu neredeyse kullanmıyoruz bile, şu vurmayı. Bakın bu Gnarl onların şefi ama efendi biziz. This cavern is the spawning pit, sire. When new minions are born. Yeni minyonlar burada doğar, burada yaşarlar diyor. Minyon kapısı. Buradan minyonlarınızı çağırabilirsiniz diyor. Seçmek için shift'e basılı tutuyoruz. Bakın bastığımda yanıyor. Sonra sağ klike basılı tutarak buradan minyonlarımı çağırıyorum. Bu minyonlar bana hizmet ediyorlar ve istediğim her şeyi yaparlar.
Bakın sağ klike basılı tutun geldiler. Şu küçük kötü suratlara bakın diyor. Yağmalamak ve emirlerinizi yerine getirmek için şeydeler diyor. Follow me if you wish to study the finer points of combat and minion control. Of course, if you want to get straight to the smiting, then I shall meet you in the throne room upstairs. Eğer dövüşmenin ve minyon kontrolünün daha önemli kısımlarını öğrenmek istiyorsanız beni takip edin diyor. Yok şey yapmak istiyorsanız, direkt milleti cezalandırmaya başlamak istiyorsanız diyor. Sizi taht odasında bekliyorum dedi. Acaba bunları şey mi yapsam? Bunu yorumlarda bana söyleyin. Ben burada size kendim mi açıklayayım bu altyazıları bu şekilde? Yoksa altyazılar için kendim... Onlara bir iş vermediğiniz sürece nereye giderseniz gidin minyonlarınız sizi takip edecektir diyor. Bakın arkamızdalar. Tipleri çok komik. Bayılıyorum bunlara. Dediğim gibi acaba bu şekilde İngilizce çevirilerini kendim mi yapsam size bir yandan oyunu anlatırken? Yoksa bu videolara her böyle şey geçtiğinde, İngilizce altyazı geçtiğinde Türkçe altyazı da mı eklesem? Ve sadece oyunumu anlatsam? Hangisini istiyorsanız yorumlarda bana yardımcı olun bakalım, söylemiş olun dedik, ilerliyoruz. Ben böyle direkt yukarı çıkmayacağım, size göstermek adına bunları takip edeceğim. İlerleyince direkt şey oluyor. Being overlord is more than just throwing a few fireballs. Overlord olmak, kaos yaratmaktan ve sağa sola ateş topu fırlatmaktan fazlasıdır diyor. Düzgün kötülük yetenek ister diyor. Belki de birazcık mayhem, delilik demek mi yine değil sanırım. Uyuyan güzel birazcık paslanmış diyor bu arkadaşlar. Bu da soytarımızmış. Teach him to respect his overlord. Onu gerçekten kargalara atmalıydım diyor. Overlord'una saygı duyması gerektiğini ona öğret diyor. Pınar. Gıdıklıyorsun diyor bak. Good. Now hit him again. Don't hold back. Lütfen beni böyle görüp satanist falan zannetmeyin gerçekten. Pardon, sadist falan zannetmeyin. Kötü bir oyun evet ama çok zevkli. Evil is not something you just forget. Gördün mü? Bak hepsi aklına geliyor. Kötülük unutabileceğin bir şey değil diyor. Aa, dojluyor beni. Aa, bu nasıl dojlamak? Eğer şey yaparsanız diyor, shift'e basılı tutup hedef alırsanız vuruşlarınız güçlenecek efendim diyor sürekli. Bence yetmiştir hadi artık. Dalga geçiyor bizimle. Prenses falan diyor. Çenesini kapatmak için minyonlarınızı yollayın diyor. Arkadaş yine bizle dalga geçiyor. Şimdi sol klike basılı tuttuğumda minyonlar nereye gösterirsem bakın buraya yollardı. Kötülük gelip botlarını çalsa haberin bile olmaz diyor bana söylese. Şimdi buna yollayacağız. Göstermek için yaptım. Bakın dövüyorlar. Basılı tuttuğum sürece devam edecekler. Şu an basılı tutuyorum hala olsa. Şimdi döndüler. Bıraktım. Minyonlarınızı geri çağırın diyor. Bunun için de sağ klike basılı tutuyoruz ve boru gibi bir ses çıkıyor. Onu bizimkisi çıkartıyor. Bizim overlordumuz. Karakterimiz. Şu an çıkmadı tabii. Hey Bay Overlord, bana biraz kötülük gösterin diyor. Eğer karmaşık bir yolu takip edecekse minyonların, onlara göstermen gerekiyor diyor. Bu noktada sağ ve sol klavye aynı anda basılı tutup mouse'u hareket ettirerek, bakın şu an mouse'u daire yapıyorum mouse'la. Bunları da hareket ettiriyorum. Sağ ve sol klik aynı anda basılı tutuyorum şu an. Böyle götürüyorum. Hop buldum ve onun üstüne yürüttüğümde çok basit bir yandan da WASD ile kendi karakterimi yönetiyorum. Buna kötülük mü diyorsun overlord falan diyor.
Bet he'll whittle himself silly. Kaçmasına izin vermeyin, minyonlarınızı yollayın falan diyor. Bence hazırsınız efendim diyor. Benimle taht odasına gelin diyor. Kötü işler kendi kendilerini yapmayacaklar diyor. Eğer isterseniz onu daha dövmeye devam edebilirsiniz diyor. Abi muhteşem bir oyun ya. Tam bir kara mizah şeyi böyle. Daha çok güzel mizahları var bu arada. Sadece bununla sınırlı değil. Ama muhteşem bir şey. Normalde 20'şer dakikalık yapacaktım bu oyunun her bölümünü. Sadece bu defalık belki bunu 30 dakikalık yapabilirim ilk bölümü. Sonrakiler 20 dakikalık olur. Tahtımız. Normalde böyle değil tabii ki. One cannot be a bastion of evil these days without wretched heroes lining up to prove themselves. That last lot were particularly bothersome, killing your predecessor like that. Still, you're here now, sire. Evil will always find a way. They also looted and destroyed much of the tower. But it's merely a setback for the forces of darkness, sire. You are a new overlord. Rebuild your tower, punish those so-called heroes, and re-establish a dark domain. This is the tower portal, sir. Burası portal. Sadly, it's missing its power source. Güç kaynağı şey değilmiş maalesef. Burada değilmiş. Kulenin kalbi. Ama hala birazcık enerji kalmış. Kule kalbinin son bilindiği yere bizi ışınlayacak kadar enerjisi kalmış portalın. Hazır olduğunuzda kapıdan geçin, ben sizi orada karşılayacağım diye. Şimdi olay ne? Az önce bir şeyler anlattı hatırlıyorsunuzdur. Bakın bana tekme atabiliyorsunuz böyle. Salak. Bunu boşuna tekmelemiyorum ben ama. Göreceksiniz oyun ilerledikçe. Ya hak ediyor onu yani. Şimdi olay şu. Zamanında bizim bu Overlord, bu kardeşimiz... Çok büyük, böyle her tarafa kötülüğünü yayan, hiç kimseye acımayan büyük bir Dark Lord, Karanlıklar Efendisi. Aynı bizim Sauron gibi. Sonra bir şey oluyor. İnsanların, heroları toplanıyorlar. Kapıdan girin diyor, bize açıklıyor. Şu an yapay zeka oyunu anlamadım zannediyor ben gezdiğim için. Sonra, evet bu da bize lakaplar takıyor bana. Bakın. Jester, soytarıların kabadayısı diye. En bilge efendi falan filan sürekli bize itibar ediyor. Şimdi geçmişte bir olay oluyor. Overlord çok böyle artık hükmettiği için her yere bütün insanlık ve iyi güçler bildiğim kadarıyla toplanıyorlar. Bize saldırıyorlar bu Overlord'a. Daha sonrasında buraya giriyorlar, her şeyi yağmalıyorlar. Ne var ne yok alıyorlar, götürüyorlar. Overlord bir daha toplanamayacak şekilde. Burayı da yıkıyorlar, kırıyorlar, döküyorlar gördüğünüz gibi. Ondan sonra bizim bu az kalan az sayıdaki minyonlarımız ve bu Gnarlı arkadaşımız sadıklığını koruyorlar. Bizi bir mezara yatırıyorlar bu Overlord'u. Uyanana kadar bekliyorlar, biz uyanana kadar. Efendileri geri dönsün diye. O gün de bugün olmuş oluyor. Efendileri yani biz oyuncu Overlord karakterini yöneten geri dönmüş oluyor. Şimdi bilerek aşağı indim. Bir daha size bir şey göstereceğim. Bakın. Burası kulemizin kalbinin bulunacağı yer. Şu alan. Şurası. Buraya kulenin kalbi gelecek. Portalın enerji kaynağı ve daha birçok işe yarayan. Burası kahverengi minyonlarımızın habitatı. Onların habitatının kalbi de şu ileride gördüğünüz dalga. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Organa benziyor. Kahverengi minyonlar. Yani sadece bu minyonlar yok. Bakın çağırdım. 3 tane minyonum var şu an kahverengiler. Ben bunları istediğim yere yine yollayabiliyorum. Bunların farklı olayları da var bu arada. Oynadıkça göreceksiniz. İçine geri sokabiliyorum. Mesela bakın. Böyle dümdüz yollarsam içine geri girmezler. Shift'e basılı tutup seçip yollamam gerekiyor. Yollarken sol tıklı. Buranın ne olduğunu söylemeyeceğim. Çok hatırlamıyorum oyunu ama önemli kısımları hatırlıyorum. Yani çok eskiden oynamıştım, fazla hatırlamıyorum. Burada yeşil minyonlarımız var.
bu kardeşlerimiz zehirliler ve pençe kullanıyorlar böyle Wolverine gibi. Daha atikler, ninja gibiler, görünmez olabiliyorlar falan. Fakat habitatları eksik, o yüzden kullanamıyoruz. Şu an yoklar. Buranın ne olduğunu da söylemeyeceğim. Burada kırmızı alev minyonlarımız var. Onlar da alev topu atabiliyorlar falan. Yanmıyorlar, alevin içinden geçebiliyorlar rahat rahat ve menzilliler. Onların da habitatı yok. Saldırıda kaçırılmış. Burası da su minyonları, mavi minyonlarımızın. Onlar da boğulmuyorlar hiçbir şekilde. Ayrıca canlandırma özelliğine sahipler. Bir tane minyonunuz öldü diyelim ki. Mavi minyonlarınız canlandırabiliyor öleni. Gibi gibi. Şurası da şey, az önce geldiğimiz yer, mezarımız. Onu da göstereyim orayı. İlerliyoruz. Biz buradan çıktık. Bir sürü mezar var. Bunlar da bizden çok önceki geçmiş overlordların mezarları diyebiliyorum. Minyonlar hep onları korumuş, böyle muhafaza etmişler. Saldırılarda korumuşlar. Mahzendeyiz yani, burası mahzen. Biz buradan çıktık şimdi, overlord uyandı, hikaye başlıyor. Bakın burada şeyler var falan, detaylar çok güzel gerçekten. Yazıtlar var kayaların üstünde. Bakın minyonlar kaçıyor. Saldırıyor. Minyon tavuğa vuruyor bakın şurada. Gibi gibi bir sürü daha sırrı var bu oyunun. Minik Easter eggleri var. Öyle söylenir sanırım. Buradan şimdi tekrar taht odasına çıkıyoruz. Welcome. Yürü lan. Soytarım. Bu da şey oldu, ironik oldu. Üst katlar var. Daha sonra bakın şu an mesela kalemiz harabe altında olduğu için bu gittikçe gelişecek tabii ki. Buradan giremiyoruz. Buradan aşağı inemiyoruz. Buradan inebiliyoruz sadece. Buradan inemiyoruz vesaire vesaire. Daha bir sürü şey. Portala geldiğimizde bakın tam üstüne yürüdüm. Normalde bizde bir ışınlanma ekranı çıkıyor. Oradan seçiyoruz. Şu ana çıkmadı. Direkt ışınladı bizi. Kapıdan geçmişsiniz efendim diyor. Şimdi bak burada bilmediğim çok kelime var, çeviremiyorum. İyilikten tiksindiğini söylemeye çalıştı sanırım. They are ancient arcane links between your tower and this land. Currently, you can only summon Browns. You must find the other lost Midian tribes before you can summon them. Açıklayacağım. Perhaps we may recover some of our looted tower objects in this lush, verdant abomination. Diyor ki, Minions are waiting. They need only to be summoned. Tamam. Diyor ki, çağırabilirsiniz. Pardon, şey. Ne dedi ya? Ha. Kulenizle buradaki minyon tünelleri arasında antik bağlar var dedi. Yani buradaki minyon tünellerimiz kulemize bağlantılıymış büyüyle. O sayede oradaki şeyleri, normalde ana evleri bizim kulemizmiş minyonların. Fakat oradan buraya ulaşım sağlayabiliyorlar. Bütün günümüz yok diyor. Hadi çağır da bir şeyler öldür artık diye. Onun haricinde diğer minyonları çağırmak istiyorsan da diğer minyon kabilelerini bulman gerekiyor. Onların habitatlarını ele geçirmen gerekiyor dedi. Bunu yaparken de dedi belki bu iğrenç yerde kulemizin bazı eksik eşyalarını da bulabiliriz dedi. Minyonlarınız bekliyor, sadece çağırmanız gerekiyor diyor. Ve çağırdı. Kahverengi minyonlarınız sizin ön savaşçılarınız, ana savaşçılarınız diyor. Sizin için seve seve öleceklerdir. Bu yüzden sizin ölmenize gerek yok diyor. These fluffy creatures barely know they're alive. But you can still harvest life force from them. Remember, life force equals minions. Return to the gate to call more to your side. Tamam. Diyor ki, bu pofuduk yaratıklar şeydir diyor. Hayatta olduklarından bir haberler diyor. Bilmiyorlar bile diyor. O yüzden onları öldürüp life force'larını, ruhlarını alabilirsiniz diyor. Unutmayın diyor. Ne kadar yaşam formu daha doğrusu. Ne kadar yaşam şey yaparsanız diyor.
yaşam ruhu, yaşam formu neyse artık işte. Elde ederseniz o kadar minyon olur diyor. Yani ben bunlardan, bakın seçmeme gerek yok. Dümdüz yolladığımda minyonlar bunlara saldırıyorlar. Bakın şöyle bana getiriyorlar, görüyor musunuz? Benim gitmeme gerek bile yok. Buldukları... You could absorb life force yourself, master, by merely getting near it. Minyonlarınız, oğlum bir sus da açıklayayım ya. There's nothing minions like more than breaking things. Well, apart from killing things. Tamamdır. Minyonlarınız buldukları değerli olan her şeyi size getireceklerdir diyor. Life force'ları kendiniz de toplayabilirsiniz yerden diyor. Üstüne yürürsem de olabilir ya da minyonlar getiriyorlar. Onun haricinde yine bir şeyler saçmalı diyebilirim. Çok önemli şeyler değil. Mesela şu an olduğu gibi. Aptal, anlamsız yaratıklar diyor. Kuzulara kızıyor. Bu konuşan Gnarl bu arada. Şefleri var ya şu arkadaki, o konuşuyor. Çok severim kendisini. Aşırı sağlık. Şimdi bakın. Örnek veriyorum. Ben bunlardan birini suya sokmaya çalışırsam. Burada tümsek var, sokamıyorum. Boğuluyorlar. Ama mavi minyonlar olsa boğulmazlar. O yüzden oyunun birinci sırrını açıklamış olayım size. Oyun bize diyor ki, Mert, şu an şuradaki, bakın şurada bir şey parlıyor. O bizim kulemizin objelerinden bir tanesi. Onu alabilirsin diyor. Ama almak için mavi minyonları ele geçirmen lazım ki bu oyunun çok ileriki evrelerinde. Aldıktan sonra buraya geri dönüp bunu almayı unutmamamız gerekiyor. Birincisini öğrenmiş olduk bakın. Dedik ve ilerliyoruz. Şimdi bakın burada 5 yazıyor ve bir tane sütun var. Nedir bu? Diyor ki 5 tane minyon gerekiyor diyor. Sol klike bastım. Bakın bende 3 tane var. O sütunu hareket ettirmek için daha fazla minyona ihtiyacınız var diyor Gnarl'da. Bir tane basarsam sağ klike, bakın bir tane geldi. Bir kere daha bastım, bir tane. Bu şekilde. Ama hepsi orada ya. Basılı tutayım mesela sağ klike. Duydunuz mu? Bu işte şey, o bahsettiğim ses. 9 tane minyonumuz olmuş bakın. En fazla 5 tane çıkartabiliyoruz şu an, popülasyonumuz o kadar. Yolumuz bloklanmış ama sayının gücü yanımızda diyor sanırım. Minyonlarınızı yollayın. Hareket ettirmek için birlikte çalışacaklar diyor. Yolladık. Ben şu an hiçbir şey yapmıyorum, bir de kendileri ittirdiler. Ama yapacağım evrelerde gelecek. Halflings took over my farm, tied me up in the sun to scare the birds. Now, bu çukluklar beni buraya şey yaptılar, bağladılar diyor. Kuşları korkutmak için falan filan. And the soup, and the jelly, and the ice cream. I hear the pumpkins whispering at night, but I won't leave my farm to the halflings. Oh no, they're worse than the pumpkins. Please help get Bob's farm back. Your creatures ain't related to pumpkins, are they? Bu arkadaşımızın. The birds laugh at me. They're in league with the pumpkins. Ya şunlar çok iyi. Bu arkadaşımızın buçukluklar bir şeylerini çalmış sanırım. Bunu da buraya böyle bağlamışlar kuşları korkutsun diye. Bu arkadaş da bal kabaklarının büyülü olduğuna ve geceleri uyandığına inanıyor. Bize de senin minyonlarının onlar bal kabaklarıyla bir alakası yok değil mi diye soruyor bir de. Buçuklukları buçukluklardan kurtarmamızı istiyor ama. Biz tabii ki burada gördüğümüz her şeyi yok edeceğiz şu an. Çünkü Overlord'u neden yapmayamadık. Ayrıca yağmalayacağız bakın. Minyonların bir özelliği var. Birazdan göreceksiniz. Ben şu an sadece sol klike basılı tutuyorum. Bakın bal kabağı buldular. Kafalarına geçirdiler. Minyonlar yerden buldukları değerli şeylere, çok değerliyse para gibi, bana getiriyorlar. Life Force'a falan. Eğer değilse... Tamam sus ama artık, sen ölemiyor musun bir şekilde? Çek şu şeylerin üzerinden diyor. Öldüremiyoruz maalesef. Eğer kılıç, kalkan vesaire, kask gibi şeyler buldularsa kendilerine alıp kullanıyorlar. Bakın gördüğünüz her şeyi yok ediyorlar. Minyonlar. Tam bir yağma takımı. Bir de şunları. Bazen çiçeklerden güzel şey bulabiliyor.
Even the birds. Tamam, o kadarına gerek yok, gel. They're in league with the pumpkins. Şimdi bunları evin içine yolluyorum. Bakın orayı yağmalıyorlar. Arkadaşın çiftliğini yıktığımız için üzülüyor şu an. Aa bakın, burada bir tane buçukluk var, öldürdük onu. Bizden tek yeri tabii ki. Oh, you better get going, Sonny. The path beyond my house leads to the village of Spree. Spree köyüne çıkıyormuş evinin devamındaki yol. Orada o minik iblislerden daha fazla vardır. O yüzden dikkatli oluyor, uyarıyor bize. Bakın para buldular, direkt bize getiriyorlar. Ya da üstüne yürüyebilirim paranı almak için. Bunu öldürebiliyor muyuz şimdi? Öldürdük. Kötülük yaptık. Şimdi neden yaptım bunu? Size bir şey göstereceğim. Orada oyun yazdı. Arkadaş canlısı bir köylüyü öldürdün. Bunu neden yaptın? Belki de kötü bir şeyin başlangıcıdır diye yazdı. Tab'a bastım. Bakın, might. Güç anlamına geliyordu sanırım. Hani ihtişam, kudret, öyle şeyler anlamına geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Domain, şu an yanımdaki. Domain, yanımdaki kaç tane minyon var onu gösteriyor. Tower'da 9 tane brown minyonumuz varmış. Kırmızılar, yeşiller, maviler, onlardan neden olmadığını açıkladım. Popülasyonumuz, gücümüzün ne kadar olduğu, minyon gücümüzün, paramız, bu da ne kadar kötü olduğumuz. Bu oyunda bazı kararlar alarak ya kötü bir overlord oluyorsunuz, tipiniz değişiyor, buralardan boynuzlar çıkıyor, pelerin uzuyor, değişik böyle küller çıkmaya başlıyor her tarafınızdan falan, tipi bayağı değişiyor adamımızın. Ya da iyilik yaparak iyi bir overlord oluyorsunuz. O zaman da üstünüz gümüşle falan kaplanmaya başlıyor. Pelerin bembeyaz oluyor. Uzuyor falan gibi. Tipiniz bayağı değişiyor. Gibi gibi. Ben şu an kötü olmayı tercih edeceğim. Çünkü hem daha komik hem de tipi daha güzel görünüyor. O yüzden kötü overlord olarak ilerliyoruz bakalım. Az önce yaptığım kötülüktü mesela. Bilerek yaptım. Your minions can access areas that are too small for your evil magnificence. Kötü muhteşem, tam olarak böyle söyledik. Sizin kötü muhteşemliğiniz için çok küçük olan yerlere minyonlarınız kolayca erişebilir dedi. Kötü, hani kötü muhteşemlik diyor. Bu oyunu oynarken kendinizi kedicikler tarafından iltifatlara maruz kalan adnanoptar gibi hissedebilirsiniz. Bakın, balta buldu. And often any useless items too. But do not fear. Your weapons and armor are custom forged for the tower. We wouldn't dream of giving you any old steel me downs. No, no, no. Diyor ki, minyonlar buldukları her türlü kullanışlı ve faydalı silah kuşanacaklardır diyor. Ama maalesef faydasız olanları da kuşanacaklardır diyor. Çünkü minyonlar biraz saf. Bu arkadaşlarımızın kafa pek çalışmıyor. O yüzden ne buluyorlarsa yağmalayıp kullanıyorlar. Ama eğer bir şeyin diğerinden daha iyi olduğunu fark ederlerse, mesela şu an balta buldular, gidip kocaman altın bir balta bulursa onu kullanıyor mesela, o var. Ama endişelenmeyin, sizin silahlarınız ve zırhınız tabii ki böyle olmayacak. Kulemizde özel olarak dövüyoruz. Ucuz şeyleri size kullandırmanın hayalini bile kuramazdık dedi Gnar. Bizi bayağı önemsiyorlar. Bakın şu ileridekileri de şu an aldırıyorum. Kendim yönetiyorum şu an. Sağ ve sol klike basılı tutup mouse yönetimiyle. Bu sesi ben çıkarttım. Bakın iyice balta malta kask derken minyonlarımız ölüm mangası haline geliyor. Dedik. Gelin bakalım. Şurada bakın 3 tane buçukluk var. Bunları hemen öldürsünler, uyuyorlarmış. It gathers in all us evil creatures. You will learn more of it in time, master. Diyor ki, şu ölü buçukluklardan yükselen kötü dumanları görüyor musunuz diyor. O dumanların hepsi biz bütün kötü yaratıklarda toplanan kötü enerji diyor. Siz de bunun ne olduğunu zamanla daha iyi öğreneceksiniz diyor. Sonuna efendim ekliyor diyor. Buradaki şey kapalı bakın. Köy burası, biz buraya girmek istiyoruz. Oyunun hikayesini anlatmaya çalışıyorum bir yandan. Burası kapalı, o yüzden biz dolanacağız. Diyelim ve ilk bölümü şimdilik sonlandıralım. Çok eğlenceli başladı, ben çok seviyorum bu oyunu. Umarım siz de sevmişsinizdir. Çeviri konusunda yorumlarınızı bekliyorum, önerilerinizi dediğim gibi.
Bunu bitireceğim bu arada, bu oyunu. Fakat bunu oynarken Lotur videolarımda da devam edeceğim. Hani Middle-earth videolarıma yine turnuvalar olacak, şey olacak falan. Onu asla bırakmayacağım. Daha önce söylemiştim. Ama bu tarz yeni oyun videoları her zaman gelmeye devam edecek. Bayağıdır oynamak istiyordum bunu. Aşırı mutlu oldum. Diyelim ve gelecek bölümde görüşmek üzere. Videoları beğeniyorsanız beğenin lütfen. Abone olabilirsiniz daha fazlasını görmek için. Bir de arkadaşım var. Çok güzel bir bilgi kanalı var. Böyle bilinmeyen, çoğumuzun bilmediği aslında araştırarak elde edebileceğimiz, şimdi aklıma geleni söylüyorum, örnek veriyorum, tamamen sallıyorum. Mariana Çukuru'nda neler yaşar mesela gibi bilgileri yapan çok güzel bir kanalı olan arkadaşım var. Onu da size tavsiye edeceğim. Şeyine bırakacağım yukarı. Sanırım şurada bir yerde böyle yapıyoruz galiba, görünür. Ona da oradan abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.